buyur. Evet, hayali basın mesajları hoş geldiniz. Öncelikle yerel yazılı ve görsel medyamızda Çanakkale Otoyolu ve geleneksel hale gelen Çanakkale Boğazı yüzme yaşamamızda yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şahsım ve uyum bakımından. Basın toplantımıza katılan Çanakkale Yüzme Yarışması Komitesi ve Çanakkale 2430 bölge 2430 bölge Kuzey Koordinatörü Rotaryen Mete Varol bizler beraber. Aynı zamanda 2430 bölge Güney Koordinatörü Rotaryen Tarık Ciğerci bizlerle beraber. 2440 bölge Yüzme Yarışması Komite Başkanımız Rotaryen Erkan Ciğer bizlerle beraber. Ve Rotary Çanakkale Otoyolu Kurulu Başkanı Soykan Özer ve ben eşim Soykan Özer ve eşim Ebru Özer bizlerle beraberiz. Çanakkale Otoyolu Kulübü'nün toplum hizmetleri projelerinin en önemlisi olan ve her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızda büyük emek ve özveriyle yüzme yarışımızın 32.sini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak kahraman Türk ordumuzun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kutlandığı anlamlı günde Çanakkale Otoyolu Kulübü'nün dönem ve gelecek dönem başkanı ile üyelerinin yarışma tarihinden yaklaşık 9 ay önce başlattıkları özverili çalışmaları sonucunda yaklaşık 6000 saatlik bir zaman diliminde hazırlanarak gerçekleştirilmektedir. Çanakkale il sınırlarında yer alan ve STK'lar ile bölgemiz kulüpleri içinde 30 yılı geçkin bir süre içinde kesintisiz gerçekleştiren bu boyutta başka bir etkinlik bulunmamaktadır. 30 Ağustos günü ve öncesi Çanakkale'ye gelen yerli ve yabancı katılımcılar, refakatçiler ile yarışmayı izlemeye gelen misafirlerin sayısı yaklaşık 2000 kişiyi bulmaktadır. Bu katılım Çanakkale'mize sosyal ve ekonomik açıdan son derece ciddi katkı yaptığı gibi başta Rotary değerleri olmak üzere Barış'ın kenti Çanakkale'nin tarihinin, doğasının ve tanıtım açısından önem arz etmektedir. 31 yıldır sürdürdüğümüz geleneksel yarışımız ilk kez 1986-1987 yıllarında dönem başkanımız Rotaryen Özel Öner'in değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Sadece 1999 yılında yaşadığımız Körfez depremi nedeniyle iptal edilmiştir. O yıl içinde ayrılan yarışma bütçesi Kocaeli'nde yapımı gerçekleştirilen Rotary Kocaeli Hastanesi'ne bağışlanmıştır. Bu sene yaşımızın Uluslararası Rotary 2420, 2430 ve 2440. bölgelerimizin ortak projesi olarak gerçekleştirecek olması önceki yıllarda yaptığımız yarışmalarda daha büyük farklılık ortaya koyacaktır. İlhamını Çanakkale Boğazı'nda yaşanmış bir antik çağ hikayesinden Hera ve Leander'ın hüzünlü aşk hikayesinden alan yarışımızda Kulaçlar Avrupa yakasında Şehitler Diyarı Gelibolu Yarımadası'nın Ecevit ilçesi kumsalı ile Asya yakasındaki Çimenli Kalesi kumsalı arasında 3,5 deniz mili yaklaşık 6500 metre mesafede yüzülecektir. İki kıtayı birleştiren ve günümüze kadar barış, dostluk, kardeşlik temasıyla atılan kulaçlar ile 105 dakikalık süreçte yarışımızı tamamlayacağız. Yüzme Federasyonu takviminde yer alan yarışmamıza Çanakkale Valiliğimiz, Ecevit Kaymakamlığı, Çanakkale Belediye Başkanlığı, Kepez Belediye Başkanlığı, Boğaz Komutanlığımız, Çimenli Kalesi Komutanlığımız, Çanakkale Emniyet Müdürlüğümüz, Tarihi Alan Başkanlığımız, İyi Dernekler Müdürlüğümüz, Gençlik Spor Müdürlüğümüz, Sağlık İl Müdürlüğümüz, Çanakkale Liman Başkanlığı, Çanakkale Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gemi Trafik Hizmetleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD gibi 17 tane kamu kurumu ile proje ortağımız Vilusa Turizm ve Küçük Kulaçlar Derneği destek vermektedir. Bu kurumlardan yaklaşık 250 görevli fiilen yarışma günü katkı sağlamaktadır. Atatürk'ün ilke ve düşünceleri doğrultusunda 31 yıllık uluslararasındaki yarışın önemini vurgulamak amacıyla Çanakkale Boğazı'nda Avrupa'dan Asya'ya Çanakkale Otoyolu Kulübü Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'na ülkemizin ve dünyanın her yerinde yüzücülerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. 30 Ağustos 2018 Perşembe günü bu heyecanı bizimle birlikte yaşamak için tüm Çanakkale halkını yarışmayı izlemeye davet ediyoruz. Nerede düzenlenecek acaba? Ecevit Kumsalı'ndan başlayacaklar. Çimenli Kalesi'nde son bulacak. Geçen yıl kaç yaş sonuç katılmıştı? Geçen yıl 600, yani 586 yerli, 18 de yabancı katılımcı var. Bu 3 bölgeyle yok, geçen sene sadece Çanakkale Otoyolu Kulübü'nün yaptığı bir yarışmaydı. Sayı biraz artar mı diye. İşte bu sene biraz da arttı. 625 yerli oldu. Yabancı sayısı da 78 oldu şu anda.
risk kontrol etmiş. Zaten şöyle kontrol etmek zorundayız. Daha fazla yani suyu onların sağlığı da çok önemli bizim için. Yani ne kadar insan kontrollü bir şekilde yüzerse bizim için o kadar güvenli olur. 1430 olarak böyle bir projeye destek vermekten kulüplerimize ve bölgelerimize bunun katılımın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu ifade ettik. Umuyoruz önümüzdeki yıllarda bu koordinasyon, bu birliktelik devam eder ve umarım katılımı kontrollü olmakla birlikte daha görünür hale sokabiliriz. Ama çok mutluyuz burada olmaktan ve koordine toplantısında hep beraber gördük ki bu yarışmanın daha iyi ve emniyetli olması açısından tüm Çanakkale'deki bunlar kurumlar büyük katkı veriyorlar. Tabii Çanakkale Rotary Kulübümüzün buradaki desteği çok büyük. Bunu memnuniyetle müşahede ettik. Umarım çok güzel, sağlıklı ve kazasız, belasız güzel bir faaliyet olur ve bunu hep beraber umutlu yaşarız. Çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer başkanım, sunumundan sonra bizim fazla bir şey söylememiz doğru değil. Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Yaşadığınız coğrafya çok önemli bir coğrafya. Acıların, sevinçlerin, aşkların, her şeyin yaşandığı bir yerdir. Yani Türkiye'nin herhangi bir noktasında Çanakkale dediğiniz zaman insanların gözünde, gönlünde canlanan değişik figürler, değişik hayaller vardır. Burada 32.si yapılacak, yani 32 yıldır bir projenin aynı şekilde, aynı duyarlılıkla, aynı disiplin içerisinde yapılması, Rotary Kulübü'nün bunu burada başarması, hiçbir gelir amaçlı, hiçbir getirisi düşünülerek yapılan bir proje değil, tamamen ülkemizin tanıtımı yönünde topluma dokunmak, insanlara dokunmak için yapılan, Rotary'nin içerisinde yer alan bir toplum projesidir bu. Yani halkların bir arayla olduğu, barışın tesis edilebileceği bir orta. Biraz önce arkadaşımız, bir basın mensubu arkadaşımız sordu. Yani geçen yılki sayı, bu yılki sayı şeklinde. Bu yıl sanıyorum 3 gün öncesinde şeyler dolmuştu. Evet. Talep çok daha fazlaydı. Fakat bu işler biliyorsunuz, bizler bunu profesyonelce yapmıyoruz. Evet, deneyim var. Fakat ayrıca bir getirisi olarak düşünmediğimiz için İnsan hayatı, insan sağlığı her zaman ön planda tutuluyor. Geçtiğimiz 23 Temmuz'da İstanbul'da yapılan yarışmalarda biliyorsunuz, yarışmanın bitimine 300 metre kala bir vatandaşımız vefat etti. Yani bu tabii arzu edilen bir şey değil. Hiç kimse arzu etmez. Tabii 2000 kişiden fazla yapılan bir şeydir. Belli bir markanın sponsorluğunda yapılan bir projeydi. Ama bu buradaki proje İnsan odaklı, toplum odaklı, uluslararası tanınırlık sağlamak. Çanakkale'yi dünyaya zaten adından duyurmuş durumda da farklı bir yönleriyle de tanıtmak. Bu artık bir Türkiye projesi oldu. Yani 2420, 2430 ve 2440. bölgeleri ortak yapmış olduğu bir proje. Bu proje gelecek yıllarda daha da yaygınlaşarak şekli şemali belki biraz daha farklılaşacaktır. Daha geniş boyutlara taşınacaktır. Daha kalabalık sizin arzu ettiğiniz biçimde olabilir mi, olamaz mı? Mutlaka komite başkanımız ve komite üyelerimiz de bunu değerlendireceklerdir. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Eksik olmayın. Çanakkale Yerel Medyası, Çanakkale Rotary Kulübü'nün her zaman yanında. Bugün de bizimle birliktesiniz. Zaten başkanım ve değerli Rotaryan dostlarım çok güzel konuları ifade ettiler. Yarışmamızı tanımlandılar, anlattılar. Gerçekten vurgulanması önemli olan husus bence bu yarışmanın ne kadar dar bir bütçeli, tamamen özverili, yaklaşık 6000 saatlik bir çalışmanın ürünü Çanakkale Rotary Kulübü olarak. 32 yıldır yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gerçekten sponsorlarımız, maddi sponsorumuz yok ama kamu kurum sponsorlukları had safhada. Az önce burada bir koordinasyon toplantısı yaptık, olmanızı isterdik. Herkes bu yarışa el attı, destek veriyor. Coşkulu bir toplantıydı. Eminim sponsorlarımızın, yani kamu sponsorlarımızın da katkılarıyla çok başarılı, sağlıklı, kazasız belasız bir yarış yapıp bitireceğiz. Şunu vurgulamak istiyoruz. Çanakkale Rotary Kulübü sadece Rotary değil, Rotary değerlerini değil,
Çanakkale'yi ulusal ve uluslararası alanda tanıtım amacıyla çok ciddi bir toplum hizmeti gerçekleştiriyor. Bunu değerli Çanakkale bürokratlarıyla da paylaşıyoruz. Çanakkale'nin sosyal ve ekonomik yapısına çok ciddi bir destek veriyoruz, katkı sağlıyoruz. Düşünün, 625 yarışmacı, 77 yabancı yarışmacı, toplam 700'ü geçkin izleyicilerle beraber en azından Çanakkale'de 30 Ağustos günü ve 29 Ağustos akşamı 2000'e yakın kişiyi misafir edeceğiz. Çanakkale ekonomisine, esnafına, otelinden restoranına kadar katkı sağlayacağız. Devamlık arz eden 32 yıldır Çanakkale STK'ların içindeki tek proje arkadaşlar, bunu gururla söylüyorum. İnşallah bu başka STK'lar tarafından bunun devamı gelir. Ama bizler Çanakkale Rotaryenleri, 2440 bölge ve diğer bölgelerimizin değerli temsilcileri şu anda yanımızda bulunuyorlar zaten kendileri. Onların destekleriyle gücümüz yettiğince bu yarışmayı süre gelir hale getireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Bu toplum projesi olduğu için ile kendi çabasıyla gelmek istedi. Tabii Amitevir'in ben şöyle iki elinin, iki ayağının yani, liklerden yok eller şöyle. Ayakla dizden aşağı yok.